Acar Petrol Tesisleri işimiz varı sunar. Bugünkü çekimimiz için yola çıktık. Çıktık. Var mı bir heyecan? Yani çok heyecanlı değilim aslında bu sefer. Nedense acaba? Geçen haftalarda yaşadığımız başarısızlığı bu hafta bertaraf edebileceğinizi düşünüyor musunuz? Ben hiçbir zaman başarısız değildim Sayın Dizsiz. Ben başarısız değildim. İşler zordu sadece. Ki yine yapmaya çalıştım yani. Birazcık zorlandım sadece. İnşallah bu hafta şeytanın bacağını kırıyoruz o zaman. Yani ama şimdi böyle dersen o zaman onları yapamamış gibi oluyorum. O yüzden kabul etmiyorum. Bunu da yapacağım. Bunu da elime, yüzüme, gözüme bulaştıracağım diyorsun yani. Hayır, bunu da çok iyi yapacağım. Diğerlerini çok iyi yaptığım gibi. Siz beğenmeseniz de ben yaptım yani. O zaman yavaş yavaş varış noktamıza doğru ilerleyelim. İlerleyelim, yol bizi bekler. İşimiz var. Acar Petrol, Havza, Kavak ve Atakent'te Türkiye'nin 9. kez en çok sevilen akaryakıt markası seçilen Opet'le hizmetinizde. Evet Nur Hanım, varış süremize az bir süre kaldı. Ben ve aslında birçok seyircimiz şunu merak ediyor. Özellikle yapmak istediğiniz bir meslek grubu var mı? Aslında şimdi her hafta düşünüyorum ki acaba bu hafta ne yaparız? Şunu yapar mıyız, bunu yapar mıyız? Şunu yaparsak şöyle yaparım, böyle yaparım diyorum ama hayal kırıklığına uğramamak için şu anda bunu dile getirmek istemiyorum. Çünkü hep hüsranla bitiyor sonra. Sonunda kabullendiniz yani. Aynen yani hani şimdi sen de dalga geçebilirsin benimle, o yüzden hiç şey yapmıyorum, hiçbir şey demiyorum. Fikirlerimi paylaşmayacağım, kendime saklamayı tercih ediyorum. Sınırları zorlayalım. Örneğin bir benzinlikte pompacı olur muydunuz mesela? Gülerim. Bilmiyorum ki. O bence basit ama yani onu da olabilirdim. Benzinlikte çalışanlar sadece pompacılık da yapmıyordur herhalde. Araba yıkarlar, pompacılık yaparlar. Başka? Güler yüz gösterirler, o da bende oldukça var. Araba yıkayıp pompa kullanan birisi benzin istasyonunda çalışmak için yeterli diyorsunuz yani. Ayşe Hanım, yalan, pompacı mı olacağım? Bugünkü iş yerimizdeyiz. Anne, ama hani mezbahaya gidiyorduk. Niye öyle kandırıyorsunuz? Ciddi misiniz? Belki gerçekten pompacı mı olacağım? Hala inanamıyor bizimki. İşte bu haftanın görevleri. Öncelikle pompa kullanacak, sonrasında araç yıkayacak, sonra bir mıntıka temizliği. Temizlik başlamışken de tuvaletlerden devam ve en sonunda da marketimizde kasiyerlik yapacak. Tabi öncelikle işe uygun kıyafetler giyilmeli. Ama bizimkisi tam 20 dakika bekletti. İşte bu haftanın arzı da tarzı da karşınızda. Nur Hanım'a bu kıyafetler çok yakıştı. Renkler çok güzel, çok uyumlular. Ama biraz bana böyle büyük geldi galiba. Evet, yeni işiniz hayırlı olsun. Buyurun birlikte pompaya devam edelim. Araçlarımıza akaryakıt. Efendim, bugün bize benzin istasyonumuzda gün boyunca Ali Bey yardımcı olacak ve yönlendirecek. Ayakkabılar da oldukça büyük, oldukça konforlu. İş güvenliği açısından olsa gerek. İş güvenliği açısından, evet. Ucu çelik ayakkabıdır. Bunlar araç bastığı zaman personele ayağı zedelenmemesi için zorunlu olarak yapılıyor. Evet, şimdi kompada aracımız var. Öncelikle yazar kasada plaka bilgilerini gireceğiz. Buyurun, ben yardımcı olayım size. Buyurun. Öncelikle yönünü seç. 2'ye basıyorsunuz, 2 numaraya. Evet. Neden 2? Pompa yönü 2 olduğu için. Tamam. Aracımızın plakasını alıyoruz. 55 HY yazılı. Direkt zaten. Direkt yazıyorum. Evet, harften başlayabilirsiniz. 55 Hatay H Trabzon. Y değil mi? Y, pardon. Evet. Evet.
Ve daha sonra şey bir binsin. Arada bir binsin arkadaşım. Onaylıyor muyum? Onaylıyorsunuz. Onayladım. Ha. Ve daha sonra gelen müşterimizi güler yüzlü karşılama. Tamam, güler yüz bende. Tamam. Hoş geldin. Zaten güler yüz olmasa bizimkinin de pek bir tutulacak yanı yok. Şöyle. Evet. Müşterimizden alın. Alın sağ olun. Müşterimizden depo anahtarını alıyorsunuz. Tamam, aldım. Ve daha sonra depo kapağını açarak. Evet. Açamadım. Ve işte elinin hamuru ile beceriksizlikler silsilesi başlıyor. Ben yardımcı olayım isterseniz. Buyurun. Alayım. Efendim bırakın. Nur hanım halletsin. O bu işi daha güzel yapıyor. Aslında yapamıyor ama biz eğleniyoruz. Sola doğru. Her programda Nur Hanım hayatında önemli dönüm noktası oluşturacak şeyler öğreniyor. Mesela bugün de sağını ve solunu öğrenecek. Hangi tip yakıt aldığını soruyorsunuz. Hangi tip yakıt alıyoruz? Euro. Ve tabii öncelikle hoş geldiniz. Söyledim onu. Söylediniz değil mi? Tabii, hoş geldiniz tekrar. Evet. Euro dizel zaten 3 tip yakıt tipimiz var. Normal dizel, Euro dizel ve kurşunsuz 95 oktan olmak üzere 3 tane. Tam normal mi Euro? Arkadaşımıza evet müşterimize soruyorsunuz. Normal mi? Ney mi? Ultra mı? Ultra mı? Euro mu? Euro mu? Euro dizel. Ve ne kadar olması gerektiğini soruyorsunuz. Evet, ne kadar? 100 TL. 100 liralık. Ve numaratörümüzden evet seçiyorsunuz. O tırnaklar denisi. Bugün biraz manikürünüz bozulacak ya Nur Hanım. Neyse. Evet, tekrar. Tamamdır. Evet. Şey alalım. Evet. Şimdi tabancayı kaldırıp depoya yerleştiriyorsunuz. Ben mi yapacağım onu? Evet. Yok, ben yapacağım. Direkt mi? Direkt depoya yerleştiriyorsunuz. Çok korkuyorum. Tabii adı tabanca olunca bizimkini aldı bir korku. Girdi. Ve daha sonra tabancayı açıyorsunuz. Basayım mı? Basmayın. Ve son olarak pompayı aktif hale getiriyorsunuz. Getirmeniz için şu key ile... Bırakayım mı bunu? Bırakın onu. Bıraktım. Evet. Şu key'i alıyorsunuz. Aldım. Ve key okuma anahtarını gösterip pompayı aktif hale getiriyorsunuz. Uzun bir süre basın. Orada yönlendirecek sizi. Okey, tamam, bekle. Tamam. Hep evet. Bunu yapmak istemişim buraya. Hep bunu mu yapmak istedin? Senin nasıl hayallerin var Nur Hanım? Başladı. Bizimkinden sevinç nidaları yükseliyor. Bundan sonra iner ben doldururum artık bizim arabayı. Ve alışık olduğumuz o hızlı özgüven hemen geliyor bizimkisine. Buraya gelen müşterilerin... Artık böyle akraba gibi oluyorsunuz yani, değil mi? Zaten Acar Petrol olarak biz 2013 yılından bu yana hizmet vermekteyiz ve semtimizde olan bütün müşterilerimizle tanıştık artık. Bütün herkesi tanıyoruz, ediyoruz, görüşüyoruz. Müşteriniz de sadece buraya tamam. Geliyor, başka değil mi? Müşterilerimiz tamam. Yeter. Tamam, yeterli. Tamamdır. Depomuz doldu. Şimdi çıkarıyorsunuz evet, tabancayı çıkarıyorsunuz. Çıkardım. Evet, yerine yerleştiriyoruz. Evet. Yerleştirdim. Depo kapağını kapadım. Daha bitmedi mi? Tamam, nasıl? İkiye basıyorsunuz. Evet. Yine ikiye bastım. Evet. Ödeme tipini seçiyorsunuz. Nakit olarak aldınız. Nakit mi alıyoruz? Evet. Birinci, evet. Onaylıyor musunuz? Hayır, bire basıyorsunuz. Bire bastım. Evet, onaylıyorsunuz. Onayladım, gitti. Ve tekrar onaylayın. Bir daha onayladım. Ve yazar kasa fişimizi alıp... Aldım. Müşterimizden ödemesini alıp... Buyurun beyefendi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Müşterimizden ödemesini alıp anahtarını veriyorsunuz ve teşekkür edip uğurluyorsunuz. Ödemesini alalım. Güler yüzlü ödemesini istiyorum. İnsan para verirken pek mutlu olmaz ama şundaki şirinliğe bir bakar mısınız? Bu da ilk. Bu da ilk param olsa gerek. Şimdi tabii müşterimiz talebine göre camlarını siliyoruz. Müşterimizin. Veya öyle bir talebiniz mi? Yıkama teklifi yapıyoruz. Aracı yıkamaya aldırıp aracın dış yıkamasını yaptırıyoruz. Yıkamamızı ister misiniz arabayı? Camı, ön camı alırsanız yeter. Ön camı. O zaman şöyle tamam, yıkama bölümüne geçersek. Hemen şeyleri getiriyoruz oradan. Arkadaşlarımız size yardımcı olsunlar. Ben şunu teslim edeyim size. Ha.
Evet. Sıkıntı olmasın. Bunu da test edelim. Bunu da alıyoruz, evet. Tamam. Yağ ve su kontrolünü yaptırdınız mı aracınızın? Yaptırmadım hanımefendi. Biz size yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü araç sağlığı açısından bu çok önemli. Siz de tabii kullanıcı olarak biliyorsunuz. Tamam. O yüzden dikkat edelim. Eğer yaptırmadıysanız yaptıralım ki burada yaptırabiliyoruz tabii, mu? Tabii kontrollerini yapabiliyoruz. Müşterimiz... Evet, burada da kontrollerini yapabiliyormuşuz. Evet. Ben mi yaptım? Evet evet, siz yapacaksınız. Ama ben bilmiyorum ki. Bir yerden başlamak lazım. Tamam. Buyurun, öncelikle müsveddemizi alıyoruz. Aynı çubuğu tekrar yuvasını oturtuyorsunuz. Tamam. Bunun suyu iyi sanki. Nasıl anladığını bir anlasak. Evet. Nasıl yaptınız kontrollerini? Bir arkadaşımıza da, müşterimize de izah ederek anlatırsanız. Zaten şoför olarak biliyorsunuzdur. Önce yağın seviyesi galiba anladığım kadarıyla tekrar göstereyim. Evet, tekrar. Şimdi nereden bileyim ama yani? Yağ şurada, seviyesi? Evet, şurasıya kadar gelmesi normal galiba. Evet, şuradaki şu çizgi maksimum çizgisine kadar olması zorunlu. Ki şu anda maksimum çizgisine kadar yağ var. Evet. Dolayısıyla sorun yok yağda. Sorun yok. Bilmesem de kafamı kullanarak doğruyu bulabiliyorum yani. Sanki burada bir yerlere gönderme var ya. Neyse, biz aldık taşımızı efendim. Su seviyesi de. Antifriz ölçme seviyesinde burada seviyeye bakıyorsunuz ve antifrizin derecesini öğrenmek için. Evet. Tamam, bu klasik bir metottur artık. Şey yapıp tadına bakıyorsunuz. Tadına mı bakıyorum? Tadına mı bakıyorum? Hayır canım. Tadına mı bakıyorum? Yani parmak seviyesine kadar. Tamam, seviyemiz normal. Normal mi? Daha hiçbir şey gelmedi ki bana. Ben senden yanayım aslında. Tamam. Şimdi tamammış. Evet, tamam. Kapağı kapatıyorsunuz. Tamam. Kaputu da kapatmanız gerekiyor. Tamam, bunları biliyorum ben. Hayır, tabii ki de temizleyeceğim. Temizlik imandan gelir. Merhaba çocuklar. Hocam neden köpürmüyor bilen var mı? Hayır canım, ben dedim ama ki köpüklüymüş su. Biz görmüyoruz. Var mı gören? Ali Bey'e bir sorun bakalım. Belki de yanlış bir şeyler vardır. Ali Bey, bundan hiç köpük çıkmadı. Köpüğü koymayı unuttunuz herhalde. Müşterimiz köpüksüz talep ettiği için köpüksüz olarak sadece suyla durulama yapıyorsunuz. Müşterimiz öyle istemiş. Bizimkisi de fırçalasın dursun arabayı. Hadi etmiyoruz lütfen. Tekrar farları da geçmiyoruz. Farları da alalım çünkü araç... Bugün bu öğrendiklerini normal hayatta uygulayacak mısın? Tabii canım, bundan sonra babamın arabasını hep ben sileceğim. Tabi babam buna göz yumarsa. Bunu Haberaks arabasını silerken konuşalım lütfen. Evet, daha sonra çekpasla cam üzerindeki suları alıyorsunuz. Büyük bir özveriyle camın üstündeki suyumuzu fıttırı fıttırı çekiyoruz. Eline de hiç yakışmıyor ya, neyse. Ne yapacaksın? Program bir şekilde çekilecek işte. Yaptığım bir işi de beğenin lütfen ya. Değil mi? Ama patronun da mutlu olması lazım, gerekmiyor mu? Ali Bey'e soralım o halde. Ali Bey'den önce müşterimiz söz konusu sonuç olarak yani. Ali Bey. Yaptığımız işleri kısa sürede yapmamız gerekiyor ki müşterimizi bekletmemek için. Evet. Yeterli oldu. Efendim, aylardan aralık. İnşallah yeni yıla girmeden bu iş bitecek. İnşallah. Yolcu ederiz. O zaman buyurun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi günler. Dikkatli gidin lütfen. Teşekkür ederim. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayın. Sosyal mesajımız da hiç geç kalmıyor, hemencik geliyor. Ve daha sonra yıkama hizmeti verdiğimiz için yıkamaya aracımızı... Efendim, şimdi ise şöyle köpüklü köpüklü bir araba yıkayalım. Bakalım nasıl olacak? Bence ilk
Görevi mi başardım? Bu sefer başardın ve bu sefer bana laf söyleyemeyeceksin biliyorum. 3 dakikalık işi tam 11 dakikada yaptığınız için sizi övmemizi lütfen beklemeyin. Ama ilerleme var. En kirli araç. Evet, evet. Biliyorsunuz. Makine bile parayla. Evet. Tamamdır. Tamam, şimdi alıyorsunuz. Aldım. Evet. Şimdi aracı güzel bir şey. Bizimki kendi dolandığı hortumlardan kurtarırsa işe başlayacak ama... Yalnız süreli olduğu için kıkık makinesi biraz acele etmenizde fayda var. Süre mi? Bizimki için bu hiç sorun değil. Normal süreyi 3 ile çarpın kafidir. Ayakta mı ayağından çıkacak? Biraz büyük kalmış tabii. Yanına misafir bile alırsın Nur Hanım. Ben bu işi çok sevdim. Madem 1 lira vermiş müşterimiz, 1 liranın... Lastikleri ve camurlukları yıkamayı unutmuyor. Lastiklerimizin en altta bulunduğu noktadır bu. Tamam. İşimi çok seviyorum şu anda. Bizimkisi bahçe sular gibi arabayı köpük içinde bıraktı. Nur Hanım, artık boş zamanlarınızdan buraya ekstra bir iş için gelirsiniz herhalde. Patronuma sormam lazım. Eğer Ali Bey beni işe alırsa... Yeterli. Tamamdır. Evet, aynı şekilde tabancayı yerine koyuyorsunuz. Tamam, yardımcı olun sizden. Daha sonra fırçayı alarak aracın lastik ve camlarını fırçalamak... Diğerini alın isterseniz. Önce lastiklerini. Evet, camlardan, öncelikle camlardan başlayarak. Tamam. Bu da çok ağırmış. Ama fırçalı zaman gelmesin. Murat'a ne güzel düşünsün böyle. Teşekkür ediyorum. Sizden böyle iltifatlar duymak beni mutlu ediyor tabii. Evet Nur Hanım, biraz daha acele etmemiz gerekiyor. Diğer müşterilerimizi bekletmemek amacıyla. Neyse ki babanız bu bölümü izleyince size arabasını emanet edebilecek artık. Değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Bence de babam bana emanet edebilir çünkü artık çok iyi yapıyorum. Mavi mavi çoraplarım da ne kadar güzel görünüyorlar eminim. Programın başından beri gözlerimizi alamıyoruz. Haha! İşte en eğlenceli bölüm başlıyor. Şimdi arkanıza yaslanın ve dikkatlice izleyin. Aktivasyonumuzu aktive etmemiz gerekiyor. Buyurun şimdi. Tamam. Aktivasyon düğme... Hemen çalışacak mı? Yok, çalışmayacak. Suyu açıyoruz önce. Evet. Ve daha sonra start butonuna basarak... Basın siz, ben yardımcı olacağım. Bu yeşil. Evet, basın. Tamam, buyurun. Buyurun. Ali Bey, siz de orada olmasanız biz ne kadar eğlenecektik şimdi. Su tabancasının o kadar basınçlı olduğunu bilmiyor tabii bizimkisi. Nur Hanım sevinç ve mutluluk naraları atarak aracın üstündeki köpükleri akıtıyor. Yüzünden gözünden belli ki bu işi çok sevdi bizimkisi. Nur Hanım, durumlar nasıl orada? Üstten başlayarak sıkı bir şekilde tutmanız gerekiyor. Kesinlikle tabancayı elinizden bırakmıyorsunuz. Evet. Çevirin biraz, kendi etrafında çevirin. Ben yardımcı olayım size. Salın, şöyle çevirin. Çevir. Efendim, her bölümde olduğu gibi bu bölümde de işin kamera arkası var. Sizler tabii ki yine göremeyeceksiniz. Ama şu anda ikinci kameramız Nur Hanım'ın yapmış olduğu eylem esnasında beceriksizliğinin de katkılarıyla nasibini aldı ve şu an kurulanmaya çalışıyor. Şıpır şıpır sular akan kameramızı tekrar aramıza katılması için kuruluyoruz. Kameramanı soracak olursanız... bence sormayın. Eğer o köpükten de azıcık sıksaydın banyo yaptırmıştın Nur Hanım. Tamam Nur Hanım, siz beğendiyseniz yıkamasını, siz öncelikle yıkamacı olarak kendi yaptığınız işini kendiniz beğenmeniz gerekiyor. Efendim, yine siz görmüyorsunuz ama arabanın arka tarafını köpük içinde bıraktı bizimkisi. Buyurun.
Neo Nur Hanım, yorulmuş gibisiniz. Hem de daha ikinci işinizde. Şu el arabayı yapın. Bu niye durmadı? O durur. Evet. Çok yoruldum. Kameram ıslandı. Islandı demek biraz hafif kalıyor ama sizin için feda olsun Nur Hanım. Araç çıkama işimiz bitti. Daha sonra araçtan çıkan pislikleri temizlemek için mazgal dediğimiz lokal mazgalları açıp oradaki çamurları almamız gerekiyor. Mazgalları açıp? Evet. Size arkadaşlarımız getirecekler ekipmanları. Evet. Demir kapakları açıyorsunuz. Efendim biz Nur Hanım'ı program içerisindeki görevlerini yapamadıkça neşeleniyoruz, eğleniyoruz. Ancak bizimki bir yana işin sahibi de yapamayınca ayrı bir komik oluyor. Şimdi ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaksınız. Buyurun. Tabii öncelikle iş sağlığı ve güvenliği. Önce eldivenlerimizi takıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği konusunda yine önemli bir adım atıyoruz. Adım atıyoruz evet. Hemen eldivenlerimi takıyorum. Tamam ya ben bu işi yapıyorum da bu işi normalde kadınlar yapmıyordur eminim yani. Bizimki kendini sağlam almak için mazeret üretmeye başladı bile. Aracın pisliğinin kanalizasyonu akmaması için çıkan çamurları alması gerekiyor. Yok evet. Mazeret yok ben hazırım. Buyurun. Hadi bakalım. Ortadan mı başlıyorum? Hiç fark etmez baştan alabilirsiniz. Evet ben baştan alayım bence. Evet. Hadi Nur Hanım, gücünüzü verelim. Çevrenizdeki gücün bir kısmını kullanırsa aktarın lütfen. Hayır çıkmıyor bunlar, beni kandırıyorsunuz bence. Arkadaşınızdan yardım isteyebilirsiniz. Cem arkadaşımızdan. Cem arkadaşımızdan. Evet. Cem arkadaşımız. Bizimkinin çene kaslarının bir kısmı kollara gitseymiş, sanki daha çok işe yararmış. Yine beceremedi. Ah bu Nur ile biz ne yapacağız diye dalga geçerken, tek kolu ile yerden mazgalı kaldırmaya çalışan Cem Bey, bir deniyor, iki deniyor, üç deniyor, ah şunu bir kaldırsam çorap söküğü gibi gelecek diyor. Bundan emin, biliyor, bir yerden başlamak istiyor ama Cem Bey'in de karizma o mazgallardan aşağıya akıyor gidiyor. Eğilir abi. Yok Cem Bey, bu böyle olmayacak. Biz en iyisi başka bir mazgala gidelim. Buyurun oradan başlayalım. Hemen bak, onu ben yapacağım. Bak, bak ben deneyeceğim ilk. E tabi, fırsat kaçar mı? Bizimki de bunu fırsata çeviriyor. Tamam, ha buradan başlayın. Yok, birine tut kalkın. Ya Allah'ım. Geri kaldırın. Elini sıkıştırmasın. Evet, kenara bırakabilirsiniz. Ayağınıza dokundurmadan. Biz de attığımız şu tüm lafları geri alıyoruz. İzleyicilerimize not. Şu an Nur Hanım'ın kaldırdığı mazgal temizlik için 15 dakika önce açılmış. E haliyle de Nur Hanım'ın bunu açması pek zor olmadı. Diğer yıkamacı arkadaşlarımızdan da yardım isteyebilirsiniz isterseniz Nur Hanım. Öğrenmiş olursunuz. Efendim yardım isteyelim ama Cem Bey olmasın lütfen. Bizimki biraz nazik kaldı. Evet, arkadaşlarımızdan yardım isteyebilirsiniz. En nazik mi? Ayıp. Tamam, arkadaşlarımız o mazgalları kaldırdı. Siz içindeki çamurları... Tamam, neyle alıyorum? Tamam, içinde olan mevcut pisliği alıp el arabasına atıyorsunuz. Bunun içindeki çamurları da mı? Evet, içindeki çamurlar almamız gerekiyor. Dikkatli yapalım Nur Hanım. Belki boncuk çıkar, kim bilir. Nur Hanım, kumdan kale yapmaya benziyor mu bari? Ben hiç kumdan kale yapmadım desem inanır mısınız? Çocukluğunu yaşayamamış bu garibim. Beceriksizliğinin temel sebeplerini sanırım bulduk. Çocukluğunu inelim, hadi bakalım. Saçım başım da hep dağıldı. Çok önemliymiş gibi. İşte ben diyorum ya, boşuna beklemeyeyim, ummayayım bir şeyler. Ne çıkacağı belli olmuyor. Nur Hanım'ı epeyce yorduk. Artık yaşlı amcalar, teyzeler gibi söylenmeye başladı. Çekeceğimiz var gibi gözüküyor. Ama önemli olan ne iş yaptığın değil, o işi nasıl yaptığındır. Sonuçta önemli bir iş bu iş. Nasıl?
Dinleyeceğiz. Din temizledik. Fark etmez yani. Dün de yaptırsalardı, dün de yapardık galiba. Ben çekeyim abi, sen istihamet etme. Hiç karışmayın. Hamar attır bizimki. Yapar evelallah hepsini. İş verdik mi hepsini halleder. Saygımız var demiştim. Hay maşallah, ne kadar becerikliyim değil mi? Bunu becerin canım. Bunu minnacık çocuklar deniz kenarında yapıyor. Şimdi bak, nasıl emeğimi göz ardı ediyorsunuz. Ne kadar ayıp. Yiğidi öldür, hakkını yeme diye bir atasözümüz var. Bravo, bunu başardınız. Aferin size. Ya, teşekkür ediyorum. Ben bunu böyle götürmeyeceğim, olmayacak. Yoruldun mu Nur? Hayır. Yorulmak az önce yıkama yaparken su tabancası resmen seni kontrol altına almıştı. Ama tazik beni uçuruyordu demiştim. Zayıf ve kısa boylu bir insanım ben. Değil mi ya? Ben demiştim benim yapabileceğim bir iş vardır elbet. Tekrar mazbarları kapatıyoruz. Nur Hanım biraz dikkatli. Kimse ufak da olsa bir kaza yaşanmasını istemez. Tamam, gülüyoruz, eğleniyoruz ama sizi de seviyoruz canım. Elinle dikkat et. Tabii elinle dikkat etmen gerekiyor. Bak ben de sana gösterdim sana. Evet, takarken de abi. Öyle kaldıramaz zaten onu da. Çekinde kaldıramaz. Ayakkabılar zimmetli. Onları geri vereceğiz Nur Hanım. Ama araba ezdiğine göre mazgal da bir şey yapmaz herhalde. Dur. Bu taraftan mı? Bize göre artık burada işe başlayabilirsin Nur. Bırakalım mı seni burada? Ne gerek var canım, ben sizinle mutluyum. Yeterli Nur Hanım. Bravo. Teşekkür ediyorum. Şimdi... Boğazan. Bizimkinin haline bakın hele. Şimdi düştü düşecek. Ya neydi, pislik mi aşaması mıydı? Tam aşamasıydı. Yıkamada günlük yapılması gereken bütün şeyler. Evet şimdi... Efendim temizlik bitmez. Biri biter, ötekisi başlar. Şimdi tuvalet temizlemeye gidiyoruz. Haydi bakalım. Oo. Sen de buradasın. Bütün lavaboları temizledik. Temizlik dolabımızı açıyoruz. Gerekli ekipmanlar orada mevcut. Evet, orası temizlik dolabı. Evet, temizlik bezlerimiz var. Evet. Şimdi sağ eldivenleri sağ takıyorum evet, önce. Evet, eldivenlerinizi takıyorsunuz. Tamam. Oh. Kameramıza da kafa atmasanız iyi olacak. Pardon. Ya. Tamam. Hani kovumu yok mu? O evet, temizlik bezinizi alıyorsunuz. Temizlik bezim. Evet, solda, sağda falan. Bugün ne ekmezse sağlar, sollar karışıyor. Evet, şimdi şöyle alalım sizi. Bayanlar tuvaletinden başlayacağım. Ya bunlar mı yani? Ne yapacağım ki ben orada? Evet. Öncelikle camlardan başlıyorsunuz. Evet. Heh. Bu kuru galiba.
Evet, kuru. Bizimki temizlik bezinin nemini yüzüne sürterek kontrol etti. İyi mi etti bilemedik. Bizimkisi her gittiği yerde tuvalet temizliği yaptığı için artık ihtisas sahibi oldu. Ben bunun üstüne çıksam ne olur? E tabi boyda minnak olunca yapacak bir şey yok. Evet, aynalarımızı temizledikten sonra klozetlere geçeceğiz. En sevmediğim şey. Ama en güzel de orası oluyor. Evde bir sürü tahmin edemeyeceğiniz kadar ayna var. 3 tane kız var. Sen de artık sile sile kendini epey geliştirdin Nur. Her iş yerinde de ayna oluyor. Nasıl? İş yerleri diyorum. Hepsinde ayna var. Tabii canım, ayna insan kendini görmeden huzurlu hissetmez ki. Dolayısıyla kurumlar da artık bunu bildikleri için olsa gerek. Ayna iyidir, ayna güzeldir. Burası temizdi, burası... Tekrar sifonların çalıştığını kontrol ediyoruz. Evet. Ve klozet naylonunu deniyoruz tekrar. Çalışıp çalışmıyor. Tamam, çalışır vaziyette. Aynen. Diğerinde peçetelerimiz dolu. Tamam. Şunu da... Bebek bezi değişim ünitesi kontrol edeceğiz tabii. Burası tamam. Bebek bezi değişim ünitesi. Evet, pislik bırakılmamış. Bırakılmamış, evet. Tekrar eski haline getiriyoruz. Evet. Ve o zaman... en son olarak da paspas yapıp lavabolardan ayrılıyoruz. Tamam. Tabii diğer temizlik malzemelerinizi dolaba yerleştirin. Tamam. Şunu şöyle... Sen dur bakalım şöyle. Şunu şöyle asıyorum. Şunu şöyle astım. Daha sonra şöyle, evet. Şöyle. Bu da buranın da. Hoppa, tamamdır. Evet, paspasımızı alıyoruz oradan. Evet. Oo, üstüme üstüme geliyorlar. Aldım. Evet, son olarak en son klozetimizden başlıyor, temizliğini yapıp çıkıyoruz. Şimdi direkt böyle mi yapıyoruz? Evet, direkt yere çıkardığımızdan, evet, dip kenarlarını alarak. Evet. Oo, pardon. Nur Hanım, durmak yorulmak nedir bilmiyor. Döndü. Allah'ım, ne kadar becerikliyim. Bizimkisi paspastan medet umuyor ve becerisini göstermeye başlıyor. E kaç programdır sürekli yapıyorsunuz? Olsun o kadar artık, değil mi? Evet, şimdi Nur Hanım. Yorulmak mı asla? Evet, Nur Hanım'a şimdi son market görevi vereceğiz. Buyurun Nur Hanım. Sizi alalım şöyle. En beceremediğim şey ama bu benim. Biz yardımcı olacağız size. Ben iki tuvalet daha temizledim. Efendim, bu kızımız üniversiteyi nasıl bitirmiş bilmiyoruz. Hoş, nasıl girmiş orası da ayrı muamma. Neden böyle dediğimi birazdan anlayacaksınız. Biz Nur'u biliyoruz, tanıyoruz ve ona asla sayılarla ilgili ne bir şey sorarız, ne yazdırır, ne de yaptırırız. Acaba niye? Evet, buyurun Nur Hanım. Hiç marketin bu tarafında olmamıştım. Evet. Küçükken babam hep bakkalcı olsun istemiştim. Bakkalcı nedir? Bakkal mı satıyor? Bu güzel Türkçe nereye gidiyor? Ama neyse. Kelimelere takılmayalım ve Orta Doğu ve Balkanların en büyük aritmetik sazını ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Ama hiç olmamıştı. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi gelen müşterilerimizi karşılayacağız. Evet. Ve yapmış oldukları alışverişlerin ödemesini alıp güzel bir şekilde uğurlayacağız müşterilerimizi. Bekliyoruz müşterilerimizi. Ödene mi? Şu anda beni tanıyanlar buradan bu kız matematiği bilmiyor ki. İnsanın kendini bilmesi ne kadar güzel, değil mi? Evet. Evet, ilk müşterimiz de geliyor. Geliyor mu? Evet. Geldi. Evet. Hoş geldiniz. Görmüşsünüzdür sanırım diğer marketlerde falan. Hepsini tek tek okutacaksınız. Barkod okumazsa ne yapacağız? Kod gireceğiz, onu da biliyorum. Evet. Fark ettiniz mi? Hepsini elime sığdırabildim. Evet. Tekrar poşete poşetliyoruz. Evet Nur Hanım. Aa.
Ne kadar? 6 lira 25 kuruş. Evet, ödememizi alıyoruz müşterimizden. Ödememizi alıyoruz. Kasamız evet burada. Kasamız burada. Kaç lira vereceğim? Program bize yardımcı oluyor. 10 lira üzeri 3 lira 75 kuruş tamam. Vermeniz kafi. Şimdi ben biliyorum ki benimle çok dalga geçecek olanlar var. Geçmemek mümkün mü? Fişini tabii muhakkak fişimizi vermeden müşterimizi göndermiyoruz. Bu mu fiş? Nakit olarak aldık. Evet. Nakide basın. Bastım. Şey, muhtelif gıda tekrar C'ye basar mısınız? Yeni baştan kesmemiz gerekiyor. C. Evet. Bastım. Ha. 6.25 yazıyorsunuz. Evet. Evet. Muhtelif gıda K4. Bakın sağda evet. İkinci sıra. Ha, basıyorsunuz. Nakit olarak. Evet. Nakit de aldık müşterimizden. Tamam. Fişinizi veriyoruz müşterimize. Kendine doğru aşağı. Aşağı kendi. Evet. Hayatında hiç fiş yırtanı da mı görmedin Nur Hanım? Tamam. Teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkürler. Evet. İkinci müşterimiz. Tamam. Alıştım bu sefer. Hayır. Önce yap, diğer ki yapmış olmuş olduğunuz alışverişi kaydedin. Üstüne mi yapıyor? Evet, üzerine yaparsanız karıştırırsınız. Onu şimdi? Kaydetmeniz gerekiyor. Ama şimdi bunu kaydet mi diyeyim? Evet, kaydetleyin onu. Dedim. Gelir o. Tekrardan okutabilirsiniz şimdi. Tamam diyeyim. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Poşetliyoruz tekrar. Evet. 5 lira 5 kuruş. Hadi sen 5 lira ver. Hayır, ödemeyi yanlış alıyor. 5 lira 50 kuruş. Ah bir de gördüğünü okuyabilse. Ama en başta biz uyardık. Bu kız matematiğe tepki olarak doğmuş. Hocam değil mi? Aldık tekrar alalım. Para üzerine veriyorsunuz. Verdim. Fiş. Ha, fişini muhakkak. Fişini muhakkak fiş. Fişini gerekiyor. Tamam. Ben ne kadar aldım? Tamam. Evet, şimdi bekliyoruz müşterimize. Peki. Yakıt dolumu yapılıyor, oradan da kontrol edeceksiniz. Bu mu oldu? Ha. Evet. Ne yapıyoruz? Evet, müşterimiz ödeme vizayla ödeyeceği için aynı bankadan çipli olarak işlem yapmanız gerekiyor. Şöyle şu şekilde. Ha, taktınız, evet. Taktım. 135 lira. Ha, öyle bir satış menüsü seçiyorsunuz satışı. Evet. Evet, tutarı yazıyorsunuz. 135 değil mi? 135.01. Hayır, sıfıra basmayacaksınız. Yanlış yazdınız. O zaman? Sil, sarı tuştan siliyorsunuz. 135.1. 0. 0. 1. Evet, onaylıyorsunuz girişe basarak. Evet. Onayladım. Tekrar onaylıyorsunuz. Onayladım. Ha, müşterimizden şifre girmesini isteyeceksiniz. Ha, evet, şifre doğrulandı ve post cihazımızda işlem yapılıyor. Ha, alıyorsunuz ilk nüsha. Bizde kalıyor. Görevli, pompa görevlisi arkadaşımızın. Tekrar ikinci nüshayı çıkarıyorsunuz. Buyurun. Onunla birlikte müşterimizin fişiyle kartı veriyorsunuz. Buyurun. Evet, kredi kartınızı veriyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Teşekkürler, tekrar bekleriz. Teşekkürler, iyi günler. Kredi kartından da ödememizi alacağız. Ben mi yapacağım bunları? Evet, biz yönlendireceğiz. Tamam, yönlendiniz. İşimiz var, evet. Şimdi oradan müşterimizin aracını takip ediyoruz. 8 numaradaki, evet, plakası da orada. 8 numara. Yani donun bitmesini bekleyeceğiz. Tabi bu arada müşterimize bitti. Kahve ikramında bulunabilirsiniz. Kahve ikramı ister misiniz? İsteriz tabii ki. Tabii. Yardımcı olalım, evet. Müşterimiz beklerken, evet. Buradan alsa kendiniz de alabilirdiniz ki. Siz evde kalırsınız bu kafayla vallahi. İkram edeceksiniz Nur Hanım. Orada self servis mi diyor? Sade olduğunu söyledi müşterimiz. Basıyoruz sade kahve. Müşteri memnuniyetini yerlere serdiniz. İnanın bu sefer olmadı. Öyle güler yüzle falan da yırtamazsınız. Damat beye git kendi kahveni yap mı diyeceksin Nur Hanım? Evet. Hacım ne alakası? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. Siz ister misiniz? Teşekkür. Afiyet olsun. Tekrar işlemimize devam edebiliriz. Buyurun. Tamam. Nasıl yapıyoruz, evet. Ali Bey? 8 numaradaki almış olduğu yakıtı evet, karşılığı tutarlı. 215. Kredi kartını takıyoruz. Böyle mi? Evet. 215.03. Değil mi? Evet. Satış menüsüne giriyoruz. Tamam. Evet.
Müşterimizin şifresini istiyoruz. Şifreniz lütfen. Buyurun. Evet. Tekrar kredi kartıyla silivini veriyoruz müşterimize. Ve bizim para puan yükleme işlemini yapacağız. Nasıl yapacağız onu? Buyurun, burada kart okuyucumuzdan kartı... Tamam. İlk denemede. Müşterimizin almış olduğu yakıtı seçiyoruz buradan. Bir numarada, klavyemizden bir numaraya basıyorsunuz. Bastım. Onaylıyorsunuz Enter'dan. Tekrar onaylıyorsunuz. Evet. Tekrar Enter. Ödeme şeklini soruyor size. Nakit veya kredi kartını. Kredi kartı olduğu için ikiye basıyorsunuz. Ve çıkan siliple puan kartını müşterimize takdim ediyorsunuz. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Tekrar bekleriz. Arayı için de teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bu da görevli arkadaşımızın. Sağ olun. Efendim, müşterimizi de gönderdikten sonra artık yavaş yavaş biz de mesaimizin sonuna geliyoruz. Ve şimdi biz de benzin istasyonunun yönetici ofisine gidiyor ve genel bir değerlendirme için sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Acar Petrol, Havza, Kavak ve Atakent'te Türkiye'nin 9. kez en çok sevilen akaryakıt markası seçilen Opet'le hizmetinizde. Yaşadığımız sıkıntılar, akaryakıt sektöründe bir zorluklar görebildiniz mi artık, yani ne gibi bir zorlukları var? Tabii ki yani. Hani bir pompacının yapmış olduğu görev zorluğu, marketçinin, istasyoncunun herhangi bir zorluğu var mı, yoksa standart diğer işleri gibi? Ya ben öyle düşünmüyorum aslında, yani bunu yarım saat yaptım galiba ya da bir saat yaptım, tam farkında değilim, çok yoğun bir günde ama hani bunu 8 saat boyunca yapan bir işçinin ne kadar hani gülmekte belki zorlanacağı ama hala gülümseyebiliyorsa bu kurumun onu gerçekten mutlu ettiği ile alakalı bir şeydir diye düşünüyorum. Hani ben burada bir saat çalıştım, gerçekten mutlu oldum, hani zorlandım falan ama gerçekten mutlu oldum. Ama 8 saat çalışan bir işçi hala gülebiliyorsa, kendini gülme yetisini devam ettirebiliyorsa bu da hani sizin başarınızdır diye düşünüyorum. Şimdi bir de akaryakıt istasyonunda sürekli müşteriler farklı müşteriler ya, her gelen müşteriye bir öncekinden sıkılmış gibi hareketi yapmaması lazım. Evet, bir de bizim Opet istasyonlarında ilk öndeki plan müşterinin memnuniyeti olduğu için ilk önce güler yüzlü müşteriyi karşılama, işini görüp yani yakıtını, ihtiyacını görüp geri göndermektir. Hep bunu güler yüzle devam ettirmektir. Zaten Opet'lerin 9 yıldır üst üste en çok sevilen akaryakıt şirketi istasyonu olma sebebi de ondan kaynaklanıyor zaten. Hizmet sektöründen dolayı. Hizmetini düzgün verdiği için. Fakat işte bu akaryakıt sektöründe biz istasyon sahipleri olarak ne kadar memnunuz? Onu bir soru işareti yani. Eskisi gibi bu ticaretler çok büyük rakamlarla, maliyetlerle, paralarla dönüyor. Ve Türkiye'nin vergisinin %25'ini toplayan bir sektör bu akaryakıt sektörü. Bu kadar kutsal bir sektör olmasına rağmen biz bu sektörde eskisi gibi paralar kazanamıyoruz. Sıkıntılarımız bayağı bir zorlaştı. Biz de ne yapıyoruz? Bunu kendi avantajımıza çevirmek için istasyonlarımızda elemanlarımızı ona göre eğitip güzel hizmet verip daha çok müşteriyi, farklılığımızı öne alıp daha çok müşteriye kazanıp sirkülasyonla eski kazanacağımız paraları ayakta durmamız için gereken belli maliyetleri karşılamak için böyle bir şeyler yapıyoruz ve Opet olarak da dışarıdaki görünüm size göre nasıl bilmiyorum da biz kendimize göre Opet'lerin diğerlerinden ayrı bir istasyon olduğunu, ayrı bir işletmecilikle işletildiğini öyle biliyoruz. Bizim bu üçüncü istasyonumuz biz Acar Petrol olarak. Diğerleri Havza ve Kavak şubelerimiz de var. Oralarda da Opet. Yani oralarda da aynı hizmeti veriyoruz. Yani hepsinde de aynı hizmeti verdiğimiz için başarımız biraz daha kendi üzerimize de geliyor. Bütün Opet istasyonları böyle değildir. Yani farklı farklı işletmeciler olduğu için herkes aynı görüşte değil ama Opet'in şu yönü var. Bizleri bazen yılda bir kere toplayıp eğitim verdiği için o eksiklikleri diğer istasyonlarda gördükçe müdahale edip düzeltiyorlar. Yani o imkanlar da var. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Size çok teşekkür ederiz. Gerçekten Ali Ustam, siz de yardımcı oldunuz bana. Hani yapmam, evet, yapmam gerekenler, yapmamam gerekenler. Evet. İstasyonumuzda gelen personelimizi biz bir aile olarak çalışıyoruz burada.
Hiç çalışan gözüyle bakmıyoruz arkadaşlarımıza. Hep bir aile gibiyiz. Birlikte oturuyoruz, birlikte gülüyoruz, birlikte üzülüyoruz. Gelen müşterilerimizi birlikte karşılayıp gördüğünüz gibi güler yüzlü, sorunsuz hizmet vermeye çalışıyoruz. 1,5 yıl oldu Acar Petrol'ü açtık burada. İstasyonumuzu 1,5 yıldır da ve Allah nasip ederse bunu yıllar boyu götürmek istiyoruz. İnşallah. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Evet, bugün epey bir şeyler öğrendik ama bunu hayata geçirmeliyiz. Tabii canım, işin ustası olarak hemen ben kendi arabamızı da yıkayım. Sonuçta ben bu işin ustasıyım değil mi? Nasıl öğrenmiştik? Birayı. Sonuçta araba bizim arabamız olduğu için attım ki köpük işlevini şey yapsın. Ay, hemen. Başka arabayla başladık. Kendi arabamızla bitiriyoruz. Haftaya yine ekibimin bana sürpriziyle sizlerle olacağım. Bizden ayrılmayın. Efendim, bu haftalık da bizden bu kadar. Haftaya yepyeni bir sektörde, yepyeni bir meslekte görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Bizim Nur Hanım'la daha çok işimiz var. Acar Petrol işimiz varı sundu.